Herkese merhabalar. Okullarımız açıldı, derslerimiz başladı ve şimdi de artık yazıllar geliyor. 2022 birinci yazılı kampımız başlıyor arkadaşlar. Onun sınıftaki öğrencilerimizden binlerce yorum geldi, onlarca, yüzlerce yorum geldi. Sadece yazılarla alakalı. Tonguç yazılar az kalmış, lütfen videolar gelsin. Hocam sınavlar başlıyor, sınav hazırlık videoları çeker misiniz? Ekim sonunda yazılarımız başlıyor demişler. Zaten hocam biraz daha hızlı gidin dediğiniz yorumlarda görüyoruz. Where is the video Tonguç diye İngilizce yorum atan arkadaşlarımız da var. Ve yazılı kampımız hazır arkadaşlar. 20 Ekim'de matematik birinci yazılı yazılık provası ile başlıyoruz. 21 Ekim Perşembe günü fizik, cuma günü kimya, cumartesi biyoloji ve tarih, pazar edebiyat ve coğrafya, pazartesi İngilizce ve din ile birinci yazılı provalarımıza başlıyoruz. Sizlerle beraber mükemmel bir şekilde yazılarımıza hazırlanacağız ve en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yazılı provalarını hazırlarken Milletin Bakanlığı'ndaki hocalarımızdan, kazanımlardan, kolejlerdeki hoca arkadaşlarımızdan öğrendik, sorduk, soruşturduk ve mükemmel bir şekilde tam da sınavda çıkabilecek soruları ve öğretici bir şekilde konuları tarayıcı yazılı provalar hazırladık. Tabii bunun haricinde, yazılı kampımız haricinde yapmanız gereken bazı şeyler de var. Yazılı öncesinde yazılı sırasında ve yazılı sonrasında biz 10. sınıf öğrencileri mutlaka bilmesi gereken şeyler var. Birincisi arkadaşlar ortamımızı düzenleyeceğiz. Yani yazılı moduna gireceğiz. Sınav haftasına giriyoruz. O zaman mükemmel bir şekilde ortamımızı düzenleyeceğiz. Konularımızı çıkaracağız. Zaten konuları hocalarımız bize tek tek verecek. Arkadaşlar matematikte şu, şu 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 konulardan çıkaracak. Tarihte şu şu şu, şu konulardan çıkaracak. Notlarımızı okumamız lazım. Notlarımız çok önemli. Burada sanki kopya hazırlar gibi yani sınavda kopya çekmemize izin verecekmiş gibi notlar çıkarıp sonra da onları hiç kullanmadan yani kopya çekmeden mükemmel notlar alabilirsiniz. Yani tarihte öğrenmeniz gerekenleri tık 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 küçük kağıtlara yazarsınız. Sonra da sınava girdiğinizde sınava girdiğinizde o notlara bakmanız gerek ama fizikte öğrenmen gerekenleri böyle pıt pıt, pıt 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 yazarsın. Bunu biliyorum bunu biliyorum bunu biliyorum bunu biliyorum dersin. Sınavdan önce de buna bakmana bile gerek kalmaz hiç kopya çekmeden sınavı bitirsin. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Onun sınıf yazılı kampı videolarımız zaten geliyor. Bunun haricinde diğer konu anlatım videolarımızdan da mutlaka faydalanmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yazılı sırasında moral bozanlardan uzak durmanız lazım. Ya hoca çok kazık soracak. Biz sorduk. Hep be zor soruyormuş edebiyatçı gibi böyle değişik tipler vardır. Bunlara hiç takılmayın. Ön yargılarınızdan sıyrılıp ben çalıştım kopya hazırlar gibi kopyamı da hazırladım ama sınavda çekmeyeceğim. Mükemmel bir şekilde sınava girip en iyi notları alacağım demeniz lazım. Ve yazılı sonrasında da sınavdan inşallah 100 alırsınız. Ama oldu ki 95 aldınız veya 55 aldınız hiç fark etmez. Eksiklerinizi not alın arkadaşlar. Eksiklerinizi diğer yazılıda kaçırmamak için mutlaka dikkat edin. Ve hocanın kanaatini unutmayın arkadaşlar. Yani hocalar bilhassa yazıldan önce öğrencinin ...hocam e, sizce sınavda ne sorulur hocam e, buyurun çay içen... ...böyle öğrenciler biraz daha yazıldan <laughs> önce... hani ...artık hocalara karşı saygıda kusur etmeyi bırak... ...fazlasıyla iltifat ederler hocam nasılsınız iyi misiniz diye... ...bu güzel bir şey tamam... ...ama yazılı bittikten sonra artık yazılı bitti hocam nasılsınız iyi misiniz... ...biraz azalmaya başlar... ...hocalar da tabii ki... Burada şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Kanat notu çok çok önemli. Yani hem eksiklerinizi öğrenmek adına hem de hoca ya bu işi düşünce bizi hani hocam yazılar okudunuz mu yazılar okudunuz mu yazılılar okunduktan sonra hocam hadi görüşürüz. Bu çok önemli arkadaşlar. Hocalar da ben de bir hoca olduğum için söylüyorum. Bizler makina değiliz. Bizler de insanız. Bizler de o sıralardan geçtik. Dolayısıyla sakın sakın saygıda kusur etmeden dersleri dinlemeye de devam edin arkadaşlar. Bu çok çok önemli. onun sınıfı 11. sınıfta hiçbir sınıf fark etmez. Her zaman bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, demek ki yazıl öncesinde ortamımızı hazırlıyoruz, notlarımızı okuyoruz. Yazılı sırasında dikkat etmemiz gereken şeyleri söyledik. Yazılı sonrası diğer yazılı için mutlaka çalışma tempomuzu ve eksiklerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Yazılar için en kaynak kullanmalıyım sorusu da geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim e, hem Dinamo soru bankalarımız, fizik Kimya, tarih, coğrafya, biyoloji, matematik, edebiyat ya da sıfırdan serimiz var. Yine matematik, biyoloji, fizik, kimya, tarih, coğrafya, edebiyat tüm derslerde var. Burada sıfırdan serimizde sol tarafta konu anlatımı, sağ tarafta soruları küçük küçük lokmalar halinde sizlere hazırladık. Burada konuyu öğrenip soruyu çözüyorsunuz. Konuyu öğrenip soruyu çözüyorsunuz. Ve tam da Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde, müfredata uygun bir şekilde hazırlandı. Soruları da yine uzman hocalarımız tane tane sizler için çözüyor. Aynı şekilde Dinamo Soru Bankalarımızda da sizler için öncelikle bir konuyla alakalı, Tabii ki burada yazılı hazırlık bölümleri de var. Bunlardan güzel güzel çalışacaksınız ama en başında sizler için konunun kazanımlarını veriyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir konuyla alakalı kazanımları veriyoruz ki çünkü ister kolej olsun, ister fen lisesi, ister Anadolu lisesi, ister Anadolu İmam Hatip hiç fark etmez. Kazanımlardan sorulması gerekiyor. Kazanımlar öğretilmesi gerekiyor ve kazanımlar harici bir şey sorulamıyor. Dolayısıyla kazanımları veriyoruz sonra bununla alakalı Özel rehber sorular, testra bölümleri var ve ardından testlerden sonra fen için özel bölümlerimiz de var. Ardından tarama testleri ve ardından da yazılı provaları geliyor. Yazılı provaları önemli. Neden? Çünkü yazılı provalarında ki soruların da çözümlerini uzman hocalarımız sizler için verdi. Burada eşleştirme soruları, doğru yanlış soruları, boşluk doldurma sorularını da güzel güzel çalıştığınızda fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat hiç fark etmez. Hepsinde en güzel notlar sizleri bekliyor arkadaşlar. Bunları da yine açıklamadaki linkten ya da Tonguç kitapçılarından alabilirsiniz. Yazılı kampımız geliyor. Ee, i̇lk yazılarda işi iyi tutalım, sıkı tutalım. Ardından da inşallah ikinci yazılarda daha rahat hareket ederiz arkadaşlar. O zaman ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Yazılı kampımızda görüşmek üzere.